Merhabalar sevgili izleyicilerimiz, bir sonra programıyla tekrardan birlikteyiz. Her hafta yeni konuklarımla karşılaştığım zaman çok büyük bir heyecan duyuyorum. Çünkü her seferinde yeni bir şeyler öğreniyorum ve her şeyden önce yeni öğrendiklerimizi sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Ama bugün gerçekten çok değer verdiğim iki tane özel misafirim var. Sizler de tanıyorsunuz ve sizler de onları dinlediğiniz zaman ne kadar aslında bize çok güzel bilgiler katacak. Türkiye'de bir hanımların bu kadar başarılı, bu kadar cesaretli olduklarını hepiniz sizler de büyük bir zevkle tanık olacaksınız. Hoş geldiniz Perihan Hanımcığım. Çok önemli bir yükün altındasınız. İnci Holding'i şu anda taşıyorsunuz üstünüzde. Pek çok dostlarınızla, pek çok çalışanlarınızla birlikte. Çok memnun oldum tekrardan sizi gördüğüm için. Ve bu program aslında çok daha ilginç olacak izleyicilerimize. Ve aynı zamanda gelecek dönemin yönetim kurulu başkanı sevgili Neşe Hanım da burada. Belki de ilk defa tanık oldukları bir görüntüye de tanık olacak izleyicilerimiz. O yüzden siz de hoş geldiniz Neşe Hanımcığım. Çok güzel bir program olması dileğiyle. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz her şeyden önce bize programınıza. Böyle iki kuşağı bir arada davet ettiğimiz için. Değil mi? Böyle güzel bir şey oldu. Bu da bizim için bir ilk, ilk olacak. Oldu. Evet. Kendinizi tanıtır mısınız? Biliyorum ki izleyicilerimiz sizi tanıyorlar ama çok kısa bir şekilde holdingle ilgili, babalarınızla ilgili, annenizle ilgili sohbetlere girmeden acaba Perihan Hanım kim? Evet, ben İzmir'de doğmuş Egeli bir kadınım. İlkokulu İzmir'de tamamladıktan sonra ortaokulu Galatasaray Lisesi'nde bitirdim. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde felsefeden mezun oldum. Öğrencilik ya da öğrenme benim için hep bir önem taşıdı. Eğitimimi onun için ta 2007'de tamamladım. Bir Harvard Business School'da Advanced Management programını 2007'de tamamladım. O arada evlendim, iki çocuğum oldu. Güzel, uzun süre tekstil sektöründe çalıştım, Antalya'da yaşadım. 2000 yani 96'lardan itibaren aile işlerinde Antalya'da olsam da gittim geldim, katıldım. 2008'den itibaren, 2004'ten başlayarak ama 2008'den itibaren daha ağırlıklı olarak İzmir'de bulundum ve nihayet 2013 yılında da İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sevgili ablam Meral Zahim'den devraldım. Çok güzel. Kolay mı? Yani böyle bir sorumluluğu almak, bu sorumluluğu üstlenmek. Zaten yavaş yavaş belki eğitile geliyorsunuz ve hazırlanıyorsunuz ki hemen arkasından üçüncü kuşakta Neşe Hanım da geliyor. Birdenbire zor oluyor mu? Yani yoksa kabul ediliyor mu zaten o süreç içerisinde? Böyle bir sorumluluğu kesinlikle kişinin tercihi olması lazım. Kesin. Tercihi olmayıp da zorla biraz bir evet, şey olursa. Gereklilik sonucu olursa bu gerçekten taşıması ağır bir sorumluluk. Ben yük demiyorum. Kesinlikle yük olsa işte o zaman orada o dediğiniz konu olur. Çok haklısınız. Onun için tercih olmalı. Ben bunu tercih ederek ve biz hep birlikte aile olarak hani bunu konuşup neler var, artıları, eksileri. Tabii şanslıyız ki önümüzde bize örnek olan ablalarımız çok var. Bu konuda oldu. Herhalde en çok zorlanan Neşe'nin annesi, en büyük ablamız Emel Hanım'dı. Çünkü o ilkti. İlkti. Ama hep ondan sonra modeller iyi olunca onlardan da esinlenerek bir adaptasyon süreniz oluyor. Tabii ki ilk başta bir adaptasyon süresi oradaki gereklilikler oluyor ama onun dışında zaten bizde başkanlık görevi tüm sorumluluğu taşımak anlamında değil, holdingin sözcüsü olmak konusunda çok önemli. Yoksa biz yönetim kurulu olarak hep birlikte bu sorumluluğu üstleniyoruz. Tabii. Bu da bizi rahatlatıyor. Başkanı rahatlatıyor. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Evet Neşe Hanım, bir üçüncü kuşak olarak yavaş yavaş o sorumluluğun altına giriyorsunuz. Ama öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Neşe Tabii Hanım ki. Kim acaba?
Ben de İzmirliyim. İnce ailesinin en büyüğün en büyüğü diyorum. Üçüncü kuşak en büyük üyesiyim. Çok güzel. İlk orta liseyi İzmir'de okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde okudum. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini tamamladım. Daha sonra da İngiltere'de pazarlama üzerine yüksek lisansımı tamamladım. İlk kariyerime İnci Holding'de başladım. Yaklaşık bir 10 yıl çok çeşitli sektörlerde çalıştım. Dış ticarette bir ara tekstil firmamız vardı orada. Bir ara bir kereste firmamız vardı. Orada böyle Türkiye'nin ilk ve tek kadın kerestecisi olarak çalıştım. Çok güzel. Fakat 2000 yılından sonra insan kaynaklarına geçtim. Ve uzun yıllar şirketlerde hem İnci Akü'de hem Jant grubumuzda insan kaynakları alanında görev aldım. 2007 yılından beri de Holding'de yönetim kurulu üyeliyim. Devam ediyor. Çok güzel bir şey. Herhalde en güzel duygu, hemen Holding'in belki tarihçesine girmek istiyorum ama muhteşem bir babanın çocuğu olmak herhalde ve annenin çocuğu olmak ayrı bir şey. Çok kısa Holding'in nereden gelip nasıl buralara geldiğiyle ilgili kısa bir bilgi alabilir miyim ki? İnanılmayacak bir başarı. Birazdan hemen Japonlarla birlikte 6 Ekim'de yapmış olduğunuz esas anlaşma benim için çok takdire değer bir şey. Hemen oraya geçmek istiyorum. Veyahut da siz isterseniz hemen oraya da geçebilirsiniz de. Şimdi tabii biz bu hikaye diyoruz ki portakal bahçelerinde başlıyor. Babamız Sultan Hisarlı, annem Karacosulu. Dolayısıyla ticarete orada başlanıyor. Meyve tüccarıyla. Daha sonra lastik ticaretine giriliyor Nazilli'de. Daha sonra babam İzmir'e taşınıyor ve ticareti geliştiriyor. Lastik, jant, akü bir ticaret hanesi var. Sonuçta aklına jant düşüyor. Çünkü jant çok ihtiyaç ve ithal ediliyor o sıralarda. Dolayısıyla 68 yılında kendisi tamamen kendi yarattığı olanaklarla diyeyim jant imalatına giriyor. Ve sonra da işler ondan sonra büyüyerek farklı sektörlerde, farklı denemeler, işte keresteden kivi ticaretine kadar her türlü girişimcilik hikayesi çok babamın hemen girişimcilik hikayesi deyince aklıma geldi. İnsanların, yani ben çok kısa bir süre dedemi yaşadım. Yani 4 yaşındaydı. Hep böyle hatırladığım zaman iki katlı bir evde yaşıyoruz. Muğlalıyım ben de. Dedem aşağıda. Ben çikolatayı hala çok severim. Bana her seferinde küçücük böyle evin altından bir şekilde çikolata gönderirdi. Ben yukarıdan o çikolatayı alırdım ve dedemi çok güzel hatırlıyorum. Kaç yaşındaydınız dedenizle kaybettiğiniz zaman bilmiyorum ama anılarınızı çok merak ediyorum. Bir dede torun ilişkisi nasıldı? Hele hele büyük torun olunca daha başkadır diye tahmin ediyorum. Evet, dedemle en uzun süre yaşayan torun ben oldum. Hatta benim oğlum da yaşadı gördü dedemi. Herhalde bütün onunla beraber yaşamış çocuk torunları düşünürsek hepsi ilk aklına gelen tombalak olur. Böyle bir takla attırırdı bize tombalak ve bayılırdık biz ona. Bütün çocuklar o tombalak oyunu. Kendi de atlar mıydı? Yok, böyle kucağında tutar böyle bir tombalak attırırdı. Evet, böyle çevirirdi bizi. Böyle bir park modunda olurdu. O hemen ilk aklıma geliyor. Bir de şeyi çok severdi, hani ailece beraber olalım, bayramlarda beraber olalım, hani yemeklerimiz beraber olsun, büyük aile birlikte olalım, bunu çok severdi ve benim de hep hoşuma giderdi ki hala da devam sürdürdüğümüz bir gelenektir. Evet. Ailece beraber tatiller, yemekler çok hep yani önemlidir şey bizim için. Herhalde ondan kalan bir miras diye düşünüyorum. Anneanne de herhalde, hep dede diyoruz aslında ama yani belki de bu kadar ailenin birlik ve beraberlik içerisinde olmasının o ilk belki çekirdeğini muhakkak babanın çok büyük rolü var ama anneannenin herhalde çok rolü. Anılarınız var mı hiç anneanneyle böyle hatırladığınız onunla da? Anneannemle de tabii çok var. Anneannemin muhtemelen seyyahlığı bizim hepimize geçmiş. Bütün aile seyahat etmeyi çok seviyoruz ve anneannem de çok severdi. Tek başına bütün dünyayı dolaştı. Herhalde bir 60-70 ülkeyi görmüştür diye düşünüyorum. Zaman zaman bizle beraber giderdi. Birimizi alırdı, ya teyzelerimden birini ya kuzenlerden birini, bazen beni.
Ya zaman zaman da kendisi gezerdi. O hayat dolu olmak herhalde çok önemli. Evet, hemen geçtiğimiz 6 Ekim'de çok ciddi bir ortaklık yaptınız. Bu ortaklık nasıl başladı? Bunun böyle küçük küçük evreleri var mıydı? Hedef neydi? Amaç ne? Nereye gidiyor? Dünyaya evet, bayağı artık ince akıyor herhalde, tanıtmak ve varlığını göstermek için çok İnşallah. Ciddi bir etki evet. diye tahmin ediyorum ama olayı sizden dinleyelim. Evet, ince akümüz tabii 30. yılını geride bıraktı geçen sene ve bizim için çok değerli çünkü aile ismimizi taşıyor her evet. şeyden önce. Doğru. Onun için şimdi tabii bizim stratejide, holding olarak stratejimizde, iş modelimizde ortaklıklar yaparak büyümek var. Bu nereden kaynaklanıyor? Bizim jant işimizdeki ortaklığımız 23 yıldır devam ediyor. Zaman zaman ortaklıklarda karşı tarafta satın almalarla sahiplerin değiştiği oldu ama biz hep iyi ortak olarak kaldık. Çok güzel. Ve çok verimli hep birlikte büyüdük. Bir fabrikaya ortak olmuştuk. Birlikte orada gerçekleştirmiştik. Bugün 4 fabrikaya çıktı. Şimdi aynı şeyi mantıkla, evet. İnci Akü'de de gerçekleştirmek istiyoruz. Şu anda tabii Japonlarla başlayan süreç tahminimizden de hızlı ilerledi ve yaklaşık toplam 9 ay ama tam 6 ay kısa bir sürede ortaklığı tamamladık. Buradaki amaç ne? Tabii akü şimdi enerji depolama, akü demiyoruz ama enerji depolama, özellikle elektrikli araçların devreye girmesi ve araçların üstündeki aksamın giderek elektronikleşmesi nedeniyle çok önem arz ediyor. Kesinlikle. Ve buradaki teknolojide zaman zaman öne çıkan farklı teknolojiler oluyor. İnce Akü'nün çok iyi Ar-Ge'si ve araştırmaları olduğu için bu şeyi zaten takip edip yakalıyoruz. Zaten ama hemen. Şimdi bir bu konuda dünyada lider olan, dünyanın en büyük akü üreticilerinden biri CSU'sa dolayısıyla onunla bir ortaklık yapıyor olmamız çok daha hızlı hem de çok daha fazla ülkede yer almamıza sebep olacak. Şimdi tabii önümüzdeki amaç bir an önce yatırımlarımızı hızlandırarak birlikte bu alanda bölgemizde ve dünyada lider olmak. Klasik bir ifadedir bu, muhakkak sizin için de geçerlidir. Japonlar çok uzun zaman karar evet. verirlermiş. Evet. Öyle hemen karar vermezlermiş. Yani evet. O bir yıl o normal bir süreç. Hep öyle anlatılır evet. çünkü. Evet. Evet. Ama ondan sonra da çok büyük dostluklar oluşurmuş. O yüzden biraz önce sizin ifadelerinizi duyunca tabii ki siz de bir dünya devisiniz. Yani ben ne olursa olsun işte bütün aküyle ilgili güzel güçler birleştiği zaman o zaman herhalde inşallah çok daha başarılı ortaklıklar ve yayılımlar olsun diyorum. Marka marka deyince ben de Neşe Hanım'a dönmek istiyorum. Çünkü biliyorum ki şirketinize çok ciddi demarkalar var. Her ne olursa olsun. Manisa'da bunun daha çok etkisini görüyorum. Çünkü sık sık ben Celal Bayar Manisa'ya gittiğim için. Kim neler var? Markalaşma neden önemli? İnce Akü bu markaların içerisinde ne aşamada neler yapıyor? İnce Akü Türkiye'nin en değerli yüz markalarından biri, bizim de en değerli markamız. Onun yanında EAS akülerini de üretimini yapıyor ve tüm Türkiye çapında dağıtımını yapıyoruz. Minibar ISM markamız da bizim için önemli bir marka. Tüm otellere hizmet veren firmamız. Jant grubunda da Maxion ile ortaklığımızda oluşmuş olan Maxion Wheels markamızla hem Türkiye'de hem bütün dünyada jant dağıtımını yapıyoruz. Yapabiliyorsunuz. Evet. Bu tabii ki büyük bir heyecan herhalde. Anlatırken de ben bile heyecanlanıyorum. Geçtiğimiz sene içerisinde Turquality ile ilgili bir araştırma yapıldı. Sizin şirketle ilgili, İnce Akü ile ilgili böyle bir çalışma yaptım. Bu sene öğrenciler hemen diyorlar ki aman hocam yeniden biz gidelim, bununla ilgili çok iyi araştırmalar yapalım. Çünkü Türk markası yaratmak çok önemli bir duygu. Sizin dediğiniz gibi siz aile şirketinizin
Hanım belki ismiyle duygulanıyorsunuz ama biz de bir Türk markasını heyecanını duyduğumuz zaman, hele hele yurt dışına gidip de gördüğümüz zaman çok ayrı bir duygu oluyor. Türkiye'nin en iyi liderlik geliştirme proje ödülü İnce Akademi'nin oldu. Bu proje çok önemliydi. İnce Akademi neler yapıyor? Ne aşamada? Bu sizin için de çok önemli diye tahmin ediyorum. Evet, İnce Akademi bizim İnce Vakfımız, İnce Holding'e ait, babamızın kurduğu İnce Vakfın altında faaliyet gösteren bir akademi. Burada amaç, kuruluş amacı bizim kendi çalışanlarımızın eğitimini organize ederken de bölgede iş hayatına yönelik eğitimlerle katkıda bulunmak. Tabii ki bizim hep işletmelerimizde, fabrikalarımızda zaten bu eğitimler yapılıyor. Dedik ki bunları bir çatı altında toplayalım. Ve aslında liderlikle ilgili, liderlik gelişim programının ilk tohumları Maxion Wins Deyanjant fabrikamızda oturuyor ve çok uzun zamandır devam ediyordu. Bunu İnce Akademi'de daha akademik bir yapıya büründürmeye çalıştık. Ve bunun sonucunda da TMI'nin bu konudaki liderlik programı konusundaki ödülüne layık görüldük. Tabii bu alanda yaptığımız çalışmaların fark edilmesi açısından bizi çok mutlu ediyor. Her ödül, her başarı herhalde çok çok önemli. Evet. Hemen birazdan zaten erkek egemen sektöründe fark yaratan bir kadın lider olarak aldığınız yine başarılı bir ödülden bahsedeceğim ama hemen gene Neşe Hanım'a dönüp Cevdet İnce Eğitim Vakfı'nın nasıl kurulduğunu, hangi düşüncelerle kurulduğunu bir kere onu öğrenmek istiyorum. Ve de biliyorum ki geçtiğimiz günlerde Doğan Cüceloğlu'nu da çağırdığınız çok hoş bir etkinliğiniz oldu. Yılda bir defa ben de bazen denk geliyorum. Bütün İnce ailesi, çalışanları, aileleri çok hoş bir ortam yaratıyorsunuz. Yani orada aile olmayı ben bile dışarıdan bile olsa çok ciddi bir şekilde hissediyorum. Neler yapıyor İnce Vakfı? İnce Vakfın tarihi 1980'lerin ortasında büyük babam tarafından kurulmuş. Aslında hikayemizi başlarken anlattığımız portakal bahçeleri şu an İnce Vakfın gelirlerini sağladığı bahçeler olarak hayatına devam ediyor. Çok güzel. Ağırlıklı olarak eğitim alanında faaliyetlerini sürdürüyor o zamandan bu yana. Çeşitli okullar, özellikle Karacasu'da ve Sultanhisar'da yaptırdığımız yurt binaları, yüksekokul binaları oldu. Birçok okula derslik, ekipman sağlama yönünde faaliyetlerimiz oldu. Bursiyerlerimiz var yıllardır, onları yetiştirmeye çalışıyoruz. Daha sonra hani stajlarında kendi şirketlerimizde fırsat tanıyoruz. Ondan sonra çok iş imkanı sağlamaya çalışıyoruz onlara. Onun ötesinde geçen sene başlayan, ben de arada bir katıldığım çok güzel bir etkinliğiniz var. İzleyicilerimizle paylaşmayı çok seviyorum. Gezici otobüsünüz var sizin aynı zamanda. O gezici otobüs benim böyle çok hoşuma gidiyor. Pek çok mahalleye giderek, oradaki ilkokullara giderek hem okuma alışkanlığını geliştirmeye yönelik, sadece çocukların değil annelerin de okuma alışkanlığını geliştirmeye yönelik. Bence bu çok çok da hoş bir şey. Anneler de gidip oradan kitap alabiliyorlar. Yani İşi kitapları bile alsa yine okuma alışkanlıklarını çocuklarla birlikte yaptıklarını biliyorum. Bu çalışanlarla birlikte olmak, bu aileyi birlikte olmak, o nasıl bir duygu? Yani yılda bir defa toplandığınızda İnce ailesi olarak çalışanlarınızdaki duygularınızı öğrenebilir miyim? Çok gurur duyuyorum. Çünkü ben çok birlikte, büyük değer verdiğinizi biliyorum çalışanlarınıza karşı. Büyük babamın da aslında en önem verdiği şeylerden birisi şirketlerin kuruluş yıl dönümlerinin her sene mutlaka yapılması ve o kuruluş yıl dönümü yemeklerine bütün aile üyelerinin katılmasını her zaman önemserdi. Yani ben 5-6 yaşlarından itibaren hatırlarım, o yemeklere mutlaka giderdik. Ve mutlaka işte büyük babam konuşurdu, bir zeybek oynardı işçilerle beraber. Yani o geleneği de hala daha sürdürüyoruz ve hala çok
gurur duyarak, çok mutlulukla gidiyorum. Böyle 30 yıllık, 40 yıllık çalışanlarımız var. Onlarla beraber çok güzel en azından duygu, yemeklerde olabilmek çok büyük gurur kaynağı bizim kesinlikle için. Kesinlikle katılıyorum. Bu ikili bir ilişki. Yani hem işverenin hem çalışanın çok güzel bir uyumu. Hep dilerim ki böyle bir birliktelikleriniz İnşallah. Çok uzun yıllar. İnşallah sizin oğullarınızın İnşallah. Ve belki de torunlarınız da hepimizin gördüğü günler olsun. Evet, lastik, jant, bütün bunlar aslında erkek egemen sektörü. Baba belki bunu yaparken kızlarının devralacağını düşündü mü düşünmedi mi bilmiyorum ama sizler bütün kızlar olarak bu sektörde gerçekten çok başarılı oldunuz diye tahmin ediyorum. Ve de en son 14 isimden birisi Women to Watch adı etkinliğinde çok ciddi bir ödül aldınız. Bir fark yaratıyorsunuz. Fark yaratmak ne demek? Fark yaratmak ne demek? Bence iyi model olmak demek, örnek olmak demek. Yani yarattığınız, tabii kadın olduğumuz için şüphesiz fark öyle düşündürüyorsun. Hemen, ister istemez. Erkek dünyasına ya da erkeklerin daha ziyade yönetici olduğu alanlarda bir kadın olarak girmenin önemi var. Tabii Woman to Watch bu 14 hanıma çeşitli alanlarda verildi. Benimki ise marka, evet. İnce Akü markası nedeniyle verildi. Tabii bu benim şahsıma değil. Bu bizim markamıza ve bu alanda özellikle hanımlarla, hanımların ağırlıklı olduğu bir yönetime sahip bir şirket olmamız nedeniyle verildi. Ve ben bunu çok büyük bir mutlulukla bu günlere gelmemizi sağlayan önce anneme, sonra da benden önceki dört ablam adına bu işin almış gelişiminde herkesin çok büyük emeği ve çok büyük payı var. Ödülü almak bana kısmet istiyorum ama bence öyle. Bu tabii kadınların yaptığı işlerin ve başarılı olabildiklerinin fark edilmesi açısından ve gençlere model olması, genç hanımlara model olması açısından, çalışmaları ve çalışma hayatında olmaları açısından çok önemli. Yani, çok fark yaratmak bu demek. Evet, fark yaratmak böyle demek. Programımızın ilk arasına giriyoruz ama fark yaratmak adına, özellikle kadın yöneticilik adına sevgili Neşe Hanım, sizin de düşünceleriniz var mı? Yani kadın yönetici ve erkek yönetici arasında ayrımlara girmeyi sevmiyorum aslında ama yine de kadınların artık topuk seslerinin çok da güzel bir şekilde, başarılı bir şekilde sunulması hakkında neler düşünüyorsunuz? Şimdi bizim, yani her ne kadar erkek egemen bir sektör ve olsa iş da. Dünyası olsa da bizim şirketimiz kadın egemen bir şirket. Doğru. Öyle bir dünyada büyüdüm ben. Dolayısıyla bu farklılık biraz daha şirketten çıkıp iş dünyasına girmeye başlayınca ortaya çıktı. O da doğru, güzel. Açıkçası bizim için en önemli olan burada rol model olabilmek. Dolayısıyla hep üniversitelere de, Celal Bey Üniversitesi'nde de defalarca gittim konuşmaya. Hep üniversitelerde özellikle örnek olmaya çalışıyoruz. Yani iş dünyasındaki kadınların daha çok rol model olabilmesi, özellikle gençlere yönelik faaliyetlerde, konferanslarda mutlaka yer alması ve onlara örnek olması çok önemli diye düşünüyorum. Kadınların gerçekten böyle tip toplantılarda çok fazla görüldüğünde ve saygınlık uyandırdığında pek çok öğrenciye de inanın o kadar ilginç bir referans oluyor ki, ki herhalde bir şey söyleyeceksiniz. Bir şey söylemek istiyorum. Tabii yani burada model olmak önemli ama kadınların, bir de şunu eklemek lazım. Kadınların yer aldığı şirketler, yönetim kurullarında kadınların bulunduğu şirketlerde bir kere karlılıkta %4-5 oranında artış olduğu biliniyor. Kesinlikle çok önemli. Yani aslında erkeklerin ağırlığı eşit olmak dediniz ya, bu birlikte çalışmak ve birlikte karar almak aslında verimliliği arttırıyor ve alınan kararların isabetini arttırıyor. Çünkü kadın ve erkek aslında bir bütün, birlikte farklı, olduğunda farklı, daha yaratıcı farklı, oluyor. Farklı yerlerden baktığın zaman çok güzel bir şey söylediniz. Çok daha güzel şeyler çıkıyor zaten. Çok
çok evet. daha birisi daha duygusal yönden bakıyor, biri analitik yönden bakıyor, biri daha evet. empatik bakıyor, biri yani kadınların dışlanmaması lazım. Kesinlikle. Bu olay bu. Biz buna örnek olmaya bunu çalışıyoruz. Bunu çok güzel başardığınız için ben tekrardan kutluyorum. Bir 5 dakika aramız var. Hemen biz gene sohbete devam edeceğiz. Bu arada Neşe Hanım ilk defa böyle toplantımıza birlikte olduğumuz bu sohbete katılmıştı. O da heyecanını herhalde kesinlikle yendi. Ve ben inanıyorum ki çok daha güzel şeyler anlatacak şimdi. Çok teşekkür ediyorum ikinizle böyle birlikte olduğum için. Çok merzi. Bir 5 dakika aradan sonra tekrardan birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın şimdilik. Evet sevgili izleyicilerimiz, bir sonra programının ikinci bölümüyle tekrardan birlikteyiz. Birinci bölümde hem Perihan Hanım'la hem de Neşe Hanım'la birlikte biz başladık. Bazen aileden bahsettik, bazen şirketin durumlarından bahsettik. Ama İnce Holding nerede, ne yapıyor dediğinde iki tane güzel hanımla birlikte olunca ister istemez bu başarının altında hanımların olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Arada bir ben böyle programlarımda şaka yapıyorum. Daha doğrusu öğrencilerimle de çok uğraşıyorum. O yüzden hemen aktarmak istiyorum. Arada bir feministlik yapıyorum. Ama bunun adına hümanistlik demeyi tercih ediyorum ki hani çok da böyle uca dokunmasın diye. Çünkü kadınların gerçekten iş hayatında çok başarılı olduklarının farkındayım. Ve inşallah çok daha iyi yerlerde olmaları gerektiğine inanıyorum. Hele hele yönetim kurullarında artık daha fazla olmaları gerekiyor. O yüzden de sizler güzel bir örneksiniz diye tahmin ediyorum. Her işletmenin kendine ait değerleri var. Ama biliyorum ki İnce grubunda çok özel değerleri var. Şöyle bir şeyiniz var sizin. Değişimde çevik olun, başarıda öncü olun. 2015 aslında sizin sosyal mesajınız ifadesini kullanıyorum. Ama bunu ne olur ikiniz de tamamlarsanız çok sevinirim. Çünkü biraz önceki sohbetimizde bu değerlerin ne kadar önemli olduğunu aslında izleyicilerimize de hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Nasıl isterseniz ilk önce neden değişimde çevik olmak gerekiyor, ne kazandıracak başarıda öncülük diyelim. Ben önce isterseniz bir nereden çıktı bu lütfen, çok mesaj seviniyorum. Ondan bahsedeyim. Lütfen. Yaklaşık bir 15 yıl önce bizim bu yılın sözü olayımız başladı ve her sene bütün çalışanlarımız arasında yapmış olduğumuz bir yarışmayla bunu her sene değiştirerek devam ettik. Bu seneki konumuz çeviklikti. Ve gelen öneriler arasında gene çalışanlarımızın oylarıyla seçilen söz çevik, evet bu oldu. Dolayısıyla bu sene bunu kullandık. Bizim için çeviklik özellikle önemli. Hele böyle bir senede 3 tane ortaklık yaptığımız senede ne kadar herhalde etkisi de oldu ki bizim de çevik olmamızı sağladı. Kesinlikle. Önümüzdeki dönemde de 4 yıl boyunca gene değerlerimiz konumuz olacak. 2016 yılındaki konumuz saygılıyız. Çok. Bununla ilgili şu anda çalışanlarımızdan öneriler geliyor. Çok güzel. Gene bir yarışmayla yılbaşında 2016 yılı sloganımızı da belirliyor olacağız saygılık konusunda. İnsanların da aslında bazen sloganları olması gerekiyor. Ben de belki sizlerden esinlenerek yani işletmedeki bu ifadeleri duydukça ben de kendime bu sene geçtiğimiz senede ve bu senede dahil olmak üzere böyle bir şey slogan belirledim. Benim sloganım da şu: İnsanlar egolarını bırakıp Lego'ya döndürdükleri zaman aslında sorunlar çözümlenecek diyorum. Belki de bu seneki logom bu, böyle hiç durmadan insanlara bunu söylüyorum. Aile işletmesi olmanın şöyle bir zorluğu var diye düşünüyorum. Kurumsallaşma yahut kurumsallaşamama. Ama İnce Holding bu konuda Türkiye'de belki de Koç grubundan sonra bir ikinci ciddi bir şekilde bu çalışmayı başaran şirketlerden bir tanesi. Nasıl bir süreç izlendi? Bu babanızın dönemindeki ilkelerle mi yola çıkıldı? Yoksa siz hanımların mı çok etkisi oldu? Bu kurumsallaşma ifadesini dünyada çok güzel yakalayıp hemen işletmeye nasıl monte edebilme başarısına ulaştınız? Evet, şimdi en önemli özelliğimiz bizim aile şirketi olması. Şimdi kurumsallaşma dediğimizde özellikle borsaya açık şirketler zaten kurumsal bir yapıda, kurumsal kurallar içerisinde girmiş oluyorlar. Ama bu da bir süreçten geçip oraya geliniyor ve aile şirketlerinde bu zaman zaman çok zorluklar yaşanıyor. Devir teslimlerde zorluklar yaşanıyor ve
o zamana kadar oluşturulan değerlerin kaybolmasına sebep oluyor. Bu nedenle biz babamla birlikte ilk önce Cevdet Bey hayattayken başladık. Nasıl başladık? İlk önce holding yapısına kavuşmak, yani şirketleri bir çatı altında toplamak toplayla. Bir kurumsallaşmanın bir ilk adımıydı. Ondan sonra hep birlikte önce aile anayasası üstünde çalışmaya başladık ki bu çalışma tabii ki yani babam gibi Cevdet Bey gibi çok karizmatik ve işini çok seven bir insan için de düşünmeye, bizim de onunla birlikte düşünmeye bir takım kurallar, biz neyiz, değerlerimizde nelere çok dikkat güzel. Etmeliyiz. Ortak birinci ve ikinci kuşağın değerlerini ilk önce yazdık ki bu yıl 98'di. 98'de biz çalışmaya başladık. Aile anayasasında belli bir yere geldikten sonra ondan sonra işlerimizin gereği, yani şimdi sadece kişilere bağımlı olması değil, sadece aileye de bağımlı olması değil, hesap verilebilir olması çok için önemli. Bu sefer şirketlerde yani hep derslerde anlatılır işte 3 tane daire vardır, aile, iş, ortaklık vesaire. Şimdi bu daireler birbirine geçebiliyor ama biz aileden başladık. Sonra iş hayatındaki kuralları koyduk. İş hayatındaki kuralları da hissedarlar sözleşmesiyle koyuyorsunuz. Bu tabii ki babam hayattayken olmadı. Bu daha sonra oldu. İş hayatındaki kurallar, hissedarlar sözleşmesinde belirlendikten sonra bu sefer şirket sözleşmeleri önemli. Çünkü siz işinizi ya da kuralları, işle ilgili kuralları şirket ana sözleşmeleridir. Ana metin şirket ana sözleşmesidir. Ona göre yönetirsiniz. Kesinlikle. Ortaklıkla ilgili kuralları ortaklık sözleşmesi koyar. Aileyle ilgili kuralları ise aile anayasasında koyarsınız. Ve bunların hepsinin birbirine hizalanması gerekir. Birbirini tamamlaması gerekir. Bu bir döngü diyorum ben. O döngüyü ne yapıyoruz? Biz anayasayla başladık. Ortaklık dedik. İşimiz gelişiyor. TTK'nın değişmesiyle de iş sözleşmelerimizi gözden geçirdik. Şimdi yaptığımız ortaklıklar işimizin gelişmesi nedeniyle ya da zaman zaman aile de büyüyor. Tabii dönüyoruz ki. Anayasada bir takım değişiklikler yapıyoruz. Dönüyoruz. O gerekirse ortaklık sözleşmemizde değişiklikler yapıyoruz. Şirket ana sözleşmelerinde bir şey eksik kalmışsa hukuken değilse tamamlanıyor. Yani burada önemli olan şimdi şöyle bir şey var. Koyalım kuralları. Tabii bu kuralları koyup ve bunlara kısılıp kalmak bir kere kuşaklar arasında özellikle kurucuda bir sıkıntı yaradı. Halbuki bu böyle değil. Bu kuralları biz koyuyoruz. Gene mutabakatla, bu çok önemli. Mutabakat çok önemli. Mutabakatla bunlar değiştirilebilir. İhtiyaca, zamana göre değiştirilebilir. Ve mutlaka zaman zaman 2-3 senede bir ya da hukuksal bir şey gerekirse uyumlandırmak, bir göz atmak gerekiyor. Biz bu şekilde bakıyorsunuz bu döngü otomatikman, hani bunu bize kimse öğretmedi, yapılıyor. Aileyle ilgili aile anayasası vesairesi bize şu soru çok gelebiliyor. Deniyor ki işte aile anayasını nasıl verin bize. Hadi. Yok i̇şte böyle bir şey. Kolay. Biz onun için mesela aile anayasamızı paylaşmıyoruz. Aile anayasamızın içinde bir sır olduğundan değil bu. Sadece başlıkları veriyoruz ve lütfen kendiniz çalışın belirleyiniz bu konuda ve kendiniz o kuralları, sizde zaten var olan kuralları gelecek kuşaklara aktarmak üzere koyun diyoruz. Bu daha sağlıklı. Her aile unik çünkü. Evet, kesinlikle her ailenin kendine ait yapısı. O ailede dinamikler var. Yani bu dinamikleri sarsmadan belki en düzgün bir şekilde ama olmazsa olmaz artık şirketlerin diye düşünüyorum. Çünkü neredeyse bir sayı vardır, bir oran vardır. Dünyadaki aile şirketlerinin neredeyse %70'inin üzerindeki hep aile şirketi ve bunlar her gün büyüyorlar. Ve bir dakika bir yıl kalalım sonra hadi hoşça kal değil, yani çocuklarına ondan sonrakilere götürtmeye çalışıyorlar. Ben çok merak ediyorum, hemen Neşe Hanım'a döneceğim. İkinci ve üçüncü kuşak. Gerçekten kuşaklar arasında farklar var mı? Kuşaklar arasında bununla ilgili sorunlar var mı demeden önce sizin bence bir 3 yıl
bir 3 yıl barikatınız var, 3 yıl bir sınırınız var. Ya böyle 3 yılın bir adı var mı? Yani niye 3 yıl sonra değiştiriliyor? Yani var mıdır öyle bir şey? Var. Yoksa bir dakika, 3 yıl olsun mu dediniz? Yani öyle bir şey mi dediniz? 3 yıl ikinci kuşağın kendi aralarında belirlemiş olduğu bir zaman. Annemin başkanlığı döneminde başlamış yani yaklaşık 12 sene önce. Var mıydı böyle bir şey? Yani bir 3 yıl... O zaman biz ne düşünülmüştü? Ve başkanlıkla ilgili şeyleri alırken 3 yılla sınırladık. Ha. Neden sınırladık? Çünkü biz devretmek istiyoruz. Yani belki hanımların işte o sizin de sözünüzde o kadar egomuz yok. Biz orada kalmak istemiyoruz. Ve devretmek ve işin sağlıklı devamını sağlamak istiyoruz. 3 yıl sınırını koyduk ki 3 artı 3 olabiliyor. Güzel, ama ne dedik? Güzel. Tercihler. İsterse. Yani tercih ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Yönetim kurulu o kişinin kalmasını İstiyor tercih mu? Ediyor tabii mu, etmiyor mu? O kişi devam etmek istiyor mu, istemiyor mu? Hıstaslar var ama ana neden ikinci kuşağı daha sağlıklı ve şeyken iş yapabilir haldeyken 3'e devam edip 3. kuşağı devredip birlikte çalışma olması. Çünkü sağlıklı bir devir teslim ancak birlikte çalıştığımız zaman oluyor. Ama kuşaklar arasındaki farkları Neşe Hanım cevap veriyor. Şimdi hemen soracağım Neşe Hanım. Gerçekten zor. Yani nedir ikinci ve üçüncü kuşak arasında, kuşaklar arasında farklılıklar diyelim? Ya aslında ikinci kuşakla üçüncü kuşak arasında şöyle bir çok ciddi bir şey yani, yok ama Perihan teyzem diyeceğim, Perihan Hanım da 2,5. kuşak olarak kendini tanımlar, ben de öyle tanımlarım çünkü güzel. O ikinci kuşağın en küçüğü, ben üçüncü kuşağın en büyüğü. Doğru. Dolayısıyla böyle hani daha ikinci yakın, kuşak şey. Ablalar, 2,5. kuşak bizler, bizden sonrakiler üçüncü kuşak sayılıyor. Ve bu böyle bir devrim şeklinde olmuyor, ikinci kuşaktan üçüncü kuşağa geçiş daha çok bir evrim şeklinde oluyor. Yani çok ben güzel. 2007 Bravo. Yılından beri yönetim kurulundayım, teyzelerimle beraber zaten yıllar beraberim. Dolayısıyla böyle evrim şeklinde biz zorluğunu yaşamadık diye burada, düşünüyorum birlikte çalışmanın. Ece Hanım'ı da tanıyorum. O da dünya tatlısı bir insan. Hepiniz gibi yetiştiriliyor musunuz? Yani mesela orada devamlı toplantıları dinliyor musunuz? Devamlı o ortamların içerisinde mi oluyorsunuz? Yani nasıl bir yetiştiriliş süreciniz var? Evet, şöyle, biz gene ikinci kuşak olarak tabii burada bazen zorlayıcı olabiliyoruz. Zorlayıcı değil ama kesinlikle gene çocuklarımızın tercihi aileden ya da yöneticilerin. Biz şimdi hep aile konuşuyoruz ama bizim çok ciddi, gerçekten çok başarılı profesyonellerimiz var. Doğru. Yani onlar olmasa biz aile olarak kesinlikle tek başımıza bir şey olamazdık. Doğru. Şimdi genç kuşaklara, hem aileninden olan hem de bizim çalışanlarımızdan olan kuşaklarda potansiyel gördüklerimizde de şöyle bir uygulama yapıyoruz biz. Gelişim amaçlı yönetim kurulu üyesi yapabiliyoruz. Ve gelişim amaçlı üyeler yönetim kurullarına giriyorlar ve dinleyici oluyorlar. Güzel. Burada orada kararlar nasıl alınıyor her şeyden önce o ortamı hissediyorlar. Görüyorlar. Orada evet. Bir bunun görgüsünü egzersizini yapıyorlar evet, aslında. Neyin neye sonuç aldığını, bazen ateşli tartışmalara, bazen sakin karar almalara şahitlik ediyorlar. Sonra biz kendi aile üyelerimizde kesinlikle şunu istiyoruz. Yani mümkünse değil, yani bir 2-3 sene dışarıda deneyim kazanmaları çok önemli, bizim için çok önemli. Çünkü o zaman bizi aileden olan bir takım, çünkü devirlerde bu da büyük problem, aile üyelerine ayrıcalık tanınması gibi beklentiler ortaya çıkıyor. Bunu bazen bir önceki kuşak yapıyor, bazen o kuşak bekliyor. Böyle bir şey yok. Yani ailenin şeysi ne olursa olsun, profesyonel yaşam neyi gerekiyorsa çocuklar ve gençler bunu öğrenmek, buna dayanmak zorundalar. Dolayısıyla bu deneyimi dışarıda kazanıp öyle gelmeleri çok daha, her zaman evet, çok daha verimli oluyor, çok daha iyi oluyor. Ve de şimdi şöyle bir şey daha var. Örneğin eğer İnce Holding yönetim kuruluna da bir yönetim kurulu değişikliği olacaksa hissedar üyelerden birisinin,
o kişi yanında yönetim kurulu adayıyla, yeni adayla birlikte 6 ay boyunca birlikte giriyorlar. Staj yapıyorlar. Evet. O yeni üye çok profesyonel olabilir. Şeyinde çok top olabilir. Kariyerinin en üst noktasında olabilir yeni üye. Bu illaki aileden olması değil, profesyonel de olabilir. Mutlaka bir süre, yeterli denene kadar özellikle, ki bu 6 ay olabiliyor. 6 ay dinleyici oluyor. Çok fazla kararlarda söz sahibi olmuyor. Asıl üye şey oluyor. Ondan sonra bu devir, yani biz bu evrimi her yerde kullanıyoruz. O bitti, bu geldi değil. Yani birisinin devretmesi, ötekinin teslim alması yerine bunu zamana yayarak, birlikte çalışarak yapmayı tercih ediyoruz. Şimdi programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Ama izleyicilerimiz, şimdi sizleri böyle duydukça, iki tane çalışan, iki hanım. Yani bunlar sabahtan akşama kadar herhalde hep çalışıyorlar, çalışıyorlar, çalışıyorlar. Bunun bir de annelik boyutu var. Bence annelik boyutunu da kaçırmayalım program biterken. Biz kadınlar hem çalışıyoruz, hem çocuklarımıza sahip çıkıyoruz, hem de ev düzenimizi yapıyoruz. Hemen Neşe Hanım, 12 yaşındaki oğlundan bahsedelim. Ve sizin de iki tane yetiştirmiş olduğunuz evlatları dikkate alalım. Çalışan kadınlar işle çocuk dengesini sizce nasıl sağlıyorlar? Siz neler yaptınız? Zor oldu mu? Kolay mıydı? Ben neler yaptım? Ben özellikle oğlumla ortak hobiler, sadece oğlumla değil eşimle, güzel, üçümüzün ortak hobiler geliştirmesini sağladık. Doğru. Biz birlikte üçümüz, birlikte mesela golf oynamayı çok seviyoruz üçümüz de. Dolayısıyla hep tatillerimizde işte ya Antalya'ya gideriz, güzel, ya pazar günleri işte Kuşadası'nda var Söke'de bir golf kulübü, oraya gideriz ve golf oynamak, zaten bir sahaya çıkıyorsunuz 6 saat. Yeter. Oğlan iPad'den uzaklaşıyor böylece. Biz çok, işlerden, telefonlardan uzaklaşıyoruz ve birlikte vakit geçirme şansımız, evet, oluyor. Harika. Bir diğer şey de oğlum ne oyun oynuyorsa ben de oynuyorum iPad'de onunla beraber. Birlikte yapar. Dolayısıyla bazen o 40 yaşına geliyor, bazen ben 12 yaşına iniyorum. Orta yerde buluşuyoruz. Canım, bu programın sonuna geldik. Ben çok büyük bir mutluluk duydum. Hiç bitmesin istedim aslında sohbetlerimiz. İnşallah sonra yine de birlikte olarız. Ben hep şeyi yapıyorum. Son sözü gene size bırakmak istiyorum. Gerçekten kurumsallaşmak isteyen, sizin gibi başarılı olmak isteyen işletmeler için neler tavsiye edersiniz? İzleyicilerimiz sizi dinlediklerinde son söz, son iki saniyelik söz olsaydı ne yapsınlar? Çok mu disiplinli olsunlar, çok mu sevgi bağıyla olsun, çok ne yapsınlar? Birlikte çalışsınlar, birbirlerini dinlesinler, çok güzel, birlikte fikir geliştirsinler. Biz bazı kuralları koyarken hakikaten neden o kararı verdiniz? Şimdi diyor ki baba ben böyle istiyorum. Peki de neden? Yani ben de anlayayım. Bunu iyi açıklamak gerek. Yani bunu birlikte yapmak en güzel sonuçları veriyor. İşte çocukların biraz dışarıda hava alıp gelmeleri mutlaka ki şey yapıyor. Herhalde. Bir de devrecelik kuşak mutlaka hobiler edinmeli. Çünkü işten başka bir şey olmazsa, son derece güzel bir konuya değindiniz. Evet. O zaman bırakmak istemiyorsunuz bulunduğunuz yeri. Çünkü kendinizi kıymetsiz, değersiz hissetme riskine sahipsiniz. Ama hobileriniz ve yapmak istedikleriniz varsa ikinci kariyer başlayabilir. İkinci kariyer başlayabilir. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Sizlerle birlikte olduğum için çok büyük bir mutluluk duydum. Evet sevgili izleyicilerimiz, bir programımız daha bitiyor. Gelecek hafta farklı bir sektörde farklı konuklarımızla birlikte olmak dileğiyle sevgiyle kalın. Hoşça kalın efendim.